Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Metin yayınları hazırladı. THT Geometri soru kitabında 5. bölüm 3. testinin çözümünü yapacağız. Bu testimiz benzerlikle alakalı ve pekiştiriyorum testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. DE ile BC birbirine paralel verilmiş. Bir de açıortaylık var. Arkadaşlar hem paralellik hem de açıortaylık gördüğünüzde genelde paralel kenarda dikdörtgende karede çok kullanıyoruz. Z'ye dikkat edin. Bak Z var hocam burada. Hop nokta açısı oldu. Ne çıktı burada? Noktaya nokta. ikiz kenar. Yani burası kaç oldu? 12 oldu. E, olay bitti mi? Bitti. Artık bak, verilen ayrı bilgiyi kullanmak adına bunu yapıyoruz. Açı ortaylığı boşu boşuna vermemiştir. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Şimdi temel orantıyı uygulayabiliriz. Şunun tamamına oranı e 4 bölü 12 deyip klasik uzun işlemle yapabilirsiniz. Ya da direkt 4 bölü 12 dediğimiz nedir? 1 bölü 3'tür. Hocam burası x'e tamamı nedir? 3x'tir. Buraya ne kaldı? 2x kaldı deyip daha kısa bir yolda da yapabilirsiniz. 2x eşittir 12 ise x'i de buradan kaç bulursunuz? 6 bulursunuz. Evet birinci soru böylelikle. Ceyhan çıktı. Geldik ikinci soruya. Alanlarla ilgili ilişki isteniyor. Arkadaşlar AD uzunluğu 3K, DF uzunluğu 2K, FB uzunluğu da 4K verilmiş arkadaşlar. <laughs> Şimdi ne yapacağız burada? Hocam benzerlik alan ilişkisinden dolayı sonuca ulaşabiliriz. Bir de DFGE'den bahsetmiş. Neyse. 3 bölü 5 oran var. 3 bölü 5'in karesi nedir? 9 bölü 25'tir. Hocam burası 9A ise tamamı 25A olacak. Şu 5'teki tamamı yani buraya 16A kaldı diyebiliriz. Sonra benzerlik oranı 3 bölü kaç arkadaşlar? Şöyle bakacak olursak 9. Hocam sadeleşiyor. 1 bölü 3 oluyor ama şuradaki 9'u bozmamam lazım. O yüzden sadeleştirmiyorum iç içe olan şeylerde. Bu da 9 bölü 81 yaptı. Hocam 9A ise tamamı 81A olacak. 25 çıkartırsak 81'den 25 çıkınca kaç kalıyor? E, 56 mı kalıyor? Evet. Buraya da 56A kaldı arkadaşlar. Çünkü tamamı 81A e burası 25 a olduğundan buraya da 56 a kaldı arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? DFG evet 16 a'yı bana 48 diye vermiş. Buradan a'yı 3 buluruz. Bizden ne isteniyor? ABC üçgenin alanı. E keşke şurayı bulmasaydık ya. 56 a diye. Neyse önemli değil. Hepsini de bulmayı da öğretmiş olduk. E tüm alan kaç a arkadaşlar? Şöyle baktığınız zaman tüm alan 81. 9 bölü 81 ya. 81 a olduğundan 81 a isteniliyor. Bizden 81 çarpı 3'ten 3 3 kere 8 de 24. Cevabımız 243 çıkar. İkinci soru böylelikle Akçay oldu. Geldik 3'e. Ne yapacaksın? 90'lar havada uçuyor? Yapacağın hamle belli. Dal alfabetaya. Daldın. Hocam bu üçgenler benzer. Hatta benzer ama aynı zamanda nedir? 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için benzerlik oranı 1. Yani eş üçgen. Madem eş aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit. Alfanın karşısı 4 ise alfanın karşısı 4'tür. 4. Betanın karşısı 8 ise betanın karşısı 8'dir diye yazarız. Bizden zaten BC artı DC isteniyor. 8 artı 4'ten cevabımız kaç çıktı? 12 çıktı arkadaşlar. Evet. 4 artı 8. CD. evet. Cevabımız 12 çıkmış oldu. Üçüncü soru Cihan oldu. Geldik 4'e. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili şöyle bir şey var da göstereyim isterseniz. EA uzunluğu K iken DE uzunluğu 3K verilmiş. Arkadaşlar şuradan şuraya bakın. 3K var. 3K'da kaç fazlalaşmış? 6. Hocam buradan buraya o zaman K var. 3K'da 6 fazlalaşırsa K'da 2 fazlalaşır diyebilirsiniz. 10'dan 12'ye gider yapabilirsiniz. Birinci yol bu ama biz tabii ki buradan yapmayalım. Burada 3'e 1 oran varsa burada da 3'e 1 oran vardır. Hocam paralelikler olduğu zaman genelde temel orantı oluştururuz. Genelde siz ne yapıyorsunuz? Yukarı doğru oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Olabilir sıkıntı yok oluşturabilirsiniz ama bazen işlem kalabalığı olabiliyor. Biz genelde böyle özellikle yamukvari şeylerde içeride böyle paralel kenar oluşturup paralel çizip şuna paralel çizip temalar antiyi şuradaki üçgende oluşturuyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu tavsiye edilir. Bunu kullansanız sizin açınızdan daha iyi olacaktır arkadaşlar. Şuradan paralel çizdim. Paralel kenar oldu. 4 ve 4 oldu. Buraya kaç kaldı? 6. E burada 3'ün 4 oranı. 3'e'nin 4 tane oranı neye eşit olmalı? 6 bölü a'ya eşit olmalı. Yani buradan 2 katı 2 katı a'yı buradan kaç bulduk? 8 bulduk. E o zaman x taneye neye eşit olacaktır? 4 artı 8'den 12'ye eşit olur arkadaşlar. Baştaki gösterdiğim kısa da uygulayabilirsiniz. Genelde ben kısa yollara karşıyım ama direkt böyle herkesin aklında kaldığı için bunu da söylüyorum. Evet geldik 5'e. Birer açı eşit verilmiş. Açı eşitliği verildiğinde ne yapıyorduk? Ortak açı. Hocam şu üçgenle şu üçgene baktığınız zaman birer açı eşitliği var ama ortak açı var mı? Yok. Ama şu üçgenle büyük üçgene baktığınızda ortak açı var mı? Var tabii ki. Neresi? Hocam B açısı. Bakın nokta karaladığım 3. açı çift çizgiyken büyük üçgenle nokta karaladığım 3. açı tamamı çift çizgidir. E bütün açılar eşit oldu. Aynı açının karşısındakileri oranlayacağız. Noktanın karşısı 8'in noktanın karşısı 12 oranı çift çizginin karşısı 12'nin çift çizginin karşısı 8 artı x'e oranı diyeceğiz arkadaşlar. 4'e bölsen 4'e bölsen 2'ye 3. Hocam şu 2 ile de 12 sadelesi 6. 18 eşittir 8 artı x'ten x de buradan kaç buluruz? 10 buluruz. Evet 5. soru böylelikle edremit oldu. Geldik 6. soruya. Paralellikler var. Hocam şu paralel, şu paralel bir de şu paralel verilmiş. G ağırlık merkezini mi verilmiş? Evet. Ağırlık merkezini kullanacağız. Ağırlık merkezinde hocam 2'ye bir oran mı var? Aynen öyle. Şimdi G bölü AB istenmiş. G'ye e gideceğiz. Hocam şurada 2 bölü 3 oran var. Yani burası 2 xken burası 3 xtir. Ağırlık merkezinden geçen eşit olacağından dolayı yani şunlar birbirine eşit oldu hocam. Kenar ortay olduğundan. E şuraya baktığınız zaman da hocam şu çizgide paralelliğe bakacak olursanız temel orantı kullanabilirsiniz ama gerek yok. Direkt orta taban yok mu? Var tabii ki. Yani burası 6x yaptı. Bizden ge yani 2x bölü ab 6x isteniyor. O da kaç yapıyor? 1 bölü 3 yapıyor. Evet 6. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 7'ye. Hocam açılar eşit verildiğinde hemen şu üçgenlere bakar, bakabilirsiniz büyük ihtimalle. Hocam bu üçgenlere baktığınız zaman şuradaki açılar ortak ya üçüncü açılarda eşit deyip benzerlik arayabilirsiniz ama benzerlik arayacak sayınız var mı orada? Yok. Yani benzerlik bulabilmeniz için ne yapmanız lazım? En az iki kenarının olması lazım. Bunu unutmayın. Hocam o zaman ne yapacağım? Noktalı sadece bu üçgenler yok ki. Noktalı bakın arkadaşlar şu üçgen var mesela bir tanesi. Başka noktalı üçgende başka bir üçgen var mı? Özellikle açısı ortak olacak şekilde arkadaşlar. Var tabii ki. Onu da kırmızıyla göstereyim. Bak bir de şu üçgen. Hocam bu noktalı üçgenlere baktığın zaman ortak açı var mı? Var. Neresi? Burası. E hocam ortak açı var. E o zaman ortak açı varsa nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgiyse kırmızıda. Nokta karaladığım burada da çift çizgidir. E o zaman sarı üçgenle kırmızı üçgen benzer oldu. Aynı açının karşısındakileri oranlayalım. Sarı üçgenden başlayalım. Noktanın karşısı 3'ün. Noktanın karşısı 4 oranı. Sarıdan başlamıştım. Dikkat. Çift çizginin karşısı var burada. 6'nın çift çizginin karşısı 3 artı x'e oranı diyeceğiz. 2 katı 2 katı 8 olacak. Yani buradan e, 3 artı x eşittir 8'den. X'i de kaç buluruz arkadaşlar? 5 olarak buluruz. 7. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 8'e. Şimdi oranlamalara bakalım. Hocam burası 2K iken burası K mı oldu? Evet. EF uzunluğu 2K iken neresi K verilmiş arkadaşlar? FD. Oo, şurası K verilmiş. Ben de da oran bekliyorum böyle temel orantı kullanmak için. Bakalım EC uzunluğu 3 BE uzunluğu en verilmiş. Tamam. Burada bir oran verilmiş arkadaşlar. Şimdi buradaki FD ha yanlış yere bakmışım. FD uzunluğu K neresi 2K? EF uzunluğu 2K. Ha tamam. Şimdi gençler şuraya bakacak olursak bakın şu paralelliğe bakacak olursak şu paralelliği kırmızıyla göstereyim. Şu kırmızı paralelliğe bakacak olursak ne var? Hocam burada 3'e 1 oran var. Burada da 3'e 1 oran olacak. Dolayısıyla burası ne oldu? 3K mı oldu? Evet. E sonra ne yapacağız? Hocam şu paralelliğe bakacak olursak ne var burada? K'yı bulabilirim ben. AC isteniyor bizden. 3'e 1 oran var. Tamam burada da 3'e 1 oran olacak. Eyvallah 12'yi kullanmak için ne yapacağız? Hocam burada şurası kalsın şimdilik. Çünkü burası 3'e 1 orandan dolayı 4 bölü 3 yazmayayım şu anda. Hocam bunun tamamına oranı. 3'e'nin 4'e ne oranı eşittir? 2K'nın 12 oranına eşit değil mi arkadaşlar? Evet 2K'nın 12 oranına eşit. 3 katı 3 katı 9. 2K 9'a eşit oldu. Dikkat. Yani K, 2K, 2K 9'a eşit oldu. Evet tamam. 2K 9'a eşit oldu. E o zaman burası 4K. 4K da kaça eşit oldu? 18'e eşit oldu. Hocam şurada baktığımız zaman şuradaki oranlamada 3'e 1 oran yok mu? 3'e 1. 3'e 1. Yani 3'te biri. O zaman burası da kaç yapacaktır? 6 yapacaktır. Şimdi AC'yi bulduk mu? Bulduk. AC uzunluğu nedir arkadaşlar? 18 artı alttan direkt 24 diye çıkar arkadaşlar. Yani koldan kola geçişte ben böyle tekrara girmeyi sevmiyorum. Siz de girmeyin arkadaşlar. Talisi bu şekilde de kullanın lütfen. 8. soru Ceyhan oldu geldik 9'a. Bir ara çeşitliği verilmiş. Ortak açı var mı diye bakacağım. Hocam şu üçgenle yandaki üçgende olmasa bile büyük üçgende ortak açı var mı? Var. Neresi? İşte tam olarak burası arkadaşlar. Hocam burada kaçı her iki üçgende de ortak. Büyük üçgen ve sarı üçgende. Nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgiyse nokta karaladığım büyük üçgende üçüncü açı çift çizgi olur. Aynı açının karşısındakileri oranlayacağız. Çünkü iki üçgen benzer. Noktanın karşısı 6 bölü noktanın karşısı 8. Ne yaptığımı anlamayanlar lütfen konu anlatımında sanırım benzerlik 2 ya da benzerlik 3 videosunda olması lazım arkadaşlar. Konu anlatımındaki kalıp 1'e baksın. Önemli bir kalıp. Evet bunu çok karşımıza çıktığı için bir kalıp üzerine oturtturdum arkadaşlar. Evet yazdık. Noktanın karşısı 6'nın noktanın karşısı 8 e oranı eşittir. Çift çizginin karşısı 8'in çift çizginin karşısı x artı 6'ya oranı diyeceğiz arkadaşlar. 2'ye böl 2'ye böl 3 ve 4. Buradan ne oldu arkadaşlar? 3x artı 18 eşittir. 32 geldi. 3x eşittir. Kaç geldi? 14 geldi. X de buradan kaç geldi? 14 bölü 3 geldi arkadaşlar. Bizden de bu isteniliyor. 9. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 10. soruya. Bak I'yi kullanacağız arkadaşlar. I'yi kullanmak zorundayım. Bir kere şu kırmızı çizgilerde ne verilmiş bize? Hocam paralel verilmiş. I'yi biz nasıl kullanacağız? Bunlar da paralel. Unutma bunu. I hocam I'yi gördüğümüz zaman açı kesim noktasıydı. Çizersin böyle açıortay olacak hocam. Çizersin böyle açıortay olacak hocam. Bunu da çizersin açıortay olacak hocam. Bakalım buradan bir şey gelecek mi? Hocam bu açıortay. Hocam bu açı ortay. Dikkat et şunlar birbirine paralel. Paralellik ve açı aynı anda olduğunda ikisinin mantığı nedir? Z. Dikkat. Burada bir Z kuralı var mı? Var. Bak nokta açısı yaptı. Aa hocam noktaysa noktaya noktaysa 4 ise 4 yaptı. Hocam burada da Z kuralı var mı? Var. Hop burası da çizgi açısı yaptı. Çizgiye çizgi. 6 ise burası da 6 oldu? Evet. Şimdi ne yapacağız? BD üçgenin çevresi isteniliyor bizden. Hocam sanki bu açı ortayı kullanmamıza gerek yok. Hemen sildim orayı. Kafa karışıklığı olmasın. Hocam şöyle baktığın zaman şunun tamamının oranı 10 bölü 15 eşit değil midir? Evet. Ya aslında buraya A deyip A bölü A artı 4 10 bölü 15 diyebilirsiniz aslında ama ben öyle yapmıyorum. Artık siz de alışın. 10 bölü 15'in oranlamasına bakın. 5'e bölsen 2 5'e bölsen 3. Hocam burası ne olacak? Burası 2K iken burası 3K olacak. O zaman buraya K mı kaldı? Evet. K 4 ise 2K kaç yaptı arkadaşlar? 8 yaptı. Aynı şekilde bu 2 bölü 3 oranı olacak. 2 enken 3 n en olacak. N buradan 6 yaşıysa 2 n de 12 eşit oldu. Evet. B de üçgen çevresi isteniyor. 8, 12 ve 10'un toplamı isteniyor. 8, 12 ve 10'un toplamı kaç yapıyor arkadaşlar? 30 yapıyor. Evet 10. soru böylelikle edremit oldu arkadaşlar. Geldik 11. soruya. Bir kağıt düzleminde verilen ABC eşkenar üçgenine aşağıdaki işlemler uygulanıyor. Hemen bir ABC eşkenar üçgeni çizelim arkadaşlar. Şöyle bir A, B, C eşkenar üçgenini çizelim. Adam ne diyorsa onu yapacaksınız kardeşim. Başka bir şey yapmayacaksınız. Çizdik A, B, C. Sonra diyor ki bu işlemler uygulanmış. C, D eşittir B, E. A, E büyüktür. A, B olacak biçimde. D eleman B, C. Arkadaşlar B, C üzerinde bir tane D alacaksın. Ama dikkat edin doğru parçası tam B, C'nin içerisinde olacak bu. B, C'nin içerisinde olacak. E eleman AB diyor. Bu ne demek? AB doğrusunun üzerinde olacak anlamında. AB'nin üstünde olabilir, dışında da olabilir bilemiyoruz. Ama şöyle bir şart var. Bak CD ile BE birbirine eşit olacakmış. Oraya gelir şimdi. AE büyüktür AB diyor. Sen E noktasını burada alamazsın mesela. Niye? AE AB'den büyük olması için E noktasının nerede olması lazım? Dışarıda olması lazım. O zaman bu doğrunun dışında farz edelim. Yukarıda da olabilir, aşağıda da olabilir. Farz edelim aşağıda olsun arkadaşlar. Şöyle şurası E olsun. Bakalım tutmazsa yukarıdakini de deneriz arkadaşlar. Şimdi bütün şartlar sağlanıyor mu? E eleman AB. Evet AB doğrusunun üstünde. D eleman BC. Aynen öyle. Sonra CD ile BE birbirine eşit. Şu eşitleri koyalım. CD ile BE birbirine eşitliği koyduk. Sonra başka ne var arkadaşlar burada? Her şey sağlandı. Sıkıntı yok. DE'yi de 12 diye vermiş. Bize DE'yi de şöyle 12 diye yapıştıralım bakalım şurayı. Ondan sonra diyor ki bize buna göre AD uzunluğu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Tamam şurası. Şimdi öncelikle burada ne yapacağız arkadaşlar? Şu AD uzunluğu X isteniyor bizden. Burada ne yapacağız? Arkadaşlar burada bir eşkenar üçgen demiş. Eşkenar üçgendeki kuralımız neydi? Bütün kenarlar birbirine eşit. Hatta şöyle şunu da göstersem kafa karışacak diye hiç göstermeyeyim burayı. Ve bütün açılarda birbirine eşit mi? Evet 60 60 60. Burada ne yapacağız hocam? Valla burada yani bir şey yani eşlikten de yapılıyor bu da. Ben bunu böyle özel için mantığından yapmasın daha çok seviyorum. Hocam normal bu verilen bilgilerle soru çıkıyor mu? Çıkmıyor. O zaman ne yapacağız? 60'ın mantığını kullanacağız. Nasıl? Şurada 60'ın mantığını kullanmak için hocam şuradan bir dik çizebiliriz. Ya da burada 60'ın mantığını kullanmak için buradan bir dik çizebiliriz. E, o diki nereden çizeceğiz hocam? Şuradan çizince güzel bir şey geliyor mu karşımıza? Mecburuz 60'ın mantığını kullanmak için bir de 12'yi de kullanmak için buradan dik çizmeyi arkadaşlar. Buradan dikimizi çizdik diyelim. Hadi bakalım çizince bir şey gelecek mi? Hocam çizince gelmez mi bir şey? Mutlaka bir şey gelir. 30-60-93 üçgeni geldi zaten burada. E, 60 mantığını kullanmak için buradan da dik çizeriz ama e, saçma bir yükseklik oluyor. En azından buradan dik çizdiğinde 12'yi de kullanabilirsin. 90'ın karşısı buradan başlayalım. 90'ın karşısı 2A ise 30'un karşısı nedir? A'dır. Tamam. Başka? Burası A köküştür. Gerek yok galiba. E şunlara bir BB diyelim. A eşkenar üçgenin bir kenarı 2 artı B yaptı. Burası da 2 artı B yapacak. Hocam burası da 2 artı B yapacak. A 2 artı B ise burası da artı B mi oldu? Evet. Şimdi dikkat. Şurası da artı B. Şurası da artı B oldu. Dik tabanı iki eş parçaya böldü. Ne var arkadaşlar burada? İkiz kenar üçgen var. Hocam dik tabanı iki eş parçaya böldüğünden ikiz kenar çıktı. Yani şu parçayla şu parça eşit. Dolayısıyla burası da ne oldu arkadaşlar? 12 oldu. 11. soru. Böylelikle Cihan oldu arkadaşlar. Geldik 12. soruya. ABC bir üçgen D ile BC birbirine paralel alan DEF 3 alan BCF e, 48 vermiş. Arkadaşlar buradaki alan 3 verilmiş buradaki alan 48 verilmiş. Şimdi normalde şurada bir kelebek var mı? Var. Kelebekteki benzerlik yok mu kelebekte? Var. Normalde benzerlik oranının karesi alanlar oranı eşit. E o zaman alanlar oranı da 3 bölü 48 ise yani 1 bölü 16 ise alanlar oranının kare de benzerlik oranına eşit olmaz mı arkadaşlar? Olur. E demek ki tam tersini kullandık. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit. Alanlar oranının kare de benzerlik oranına eşit. Benzerlik oranı 1 bölü 4 çıktı kelebekte. Madem kelebekte 1 bölü 4 çıktı. A ise 4 A'yı yaz. Sonra E, C'ye X isteniyor. A, C'yi de 6 vermişler bize. Şurası da 6 verilmiş bize. Hmm, burası 6 ise arkadaşlar. Artık şuraya yoğunlaşacağımız belli. Kelebekteki diğer oranlamaları da yazmama da gerek yok. Çünkü büyük üçgenin kenarı lazım bana. Şu benzerliğe bakacak olursak 1 bölü 4. Hocam burada da 1 bölü 4 olması lazım. Yani burası enken şunun tamamının 6 olduğunu şöyle yazayım. Burası 4 en olacak. Hatta burası da ne oldu arkadaşlar? 3 en yaptı. Dikkat edin 4 en neye eşit? 6'ya en buradan kaça eşit oldu? 6 bölü 4'e yani 3 bölü 2'ye eşit oldu. A benden ne isteniyor? X yani 3 en isteniyor. Yani 3 çarpı 3 bölü 2 isteniyor. Cevabımız böylelikle 9 bölü 2 çıkar. 12. soru balıkesir oldu arkadaşlar. Ve böylelikle Üçüncü testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda dördüncü testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.